Bazen bunları Hatırlatalım Ümraniye maçında e, Montella ile teknik direktörle Maç sonrası Maç sonrası e, takım yıldızı Balotelli e, ta takımdan ayrıldı ama onu da soracağız elbette Bir tartışma yaşadılar Şöyle tabii maçın stresi de vardı o gün 1-0 bitti maç çok zor bir maçtı yani Kayseri e, şey e, Ümraniye Spor çok iyi bir takım hı hı. Fenerbahçe ile evet, beraber kaldı Diğer maçlarda hep 1-0 kaybetmiş O hı hı. günde iki tane de penaltımız da vardı ama verilmeyen penaltılar vardı Tabi son dakikada e, Mario'nun bir pozisyonu vardı göğsüyle alıp e, yere indirmesiyle orada kaptırınca tabi tehlike de yaşayınca hocanın tabi e, şeyine gitti zoruna gitti. Tepkisini çekti. Hakem, hakemle tokalaştıktan sonra denerken aslında başlatan Montella. Öyle mi? Tabi aslında başlatan Montella. İşte şimdi Bir insanın şimdi, adı çıkacağına canı çıksın. çıksın derler ya öyle bir şimdi şey. Şimdi o laf söyleyince o da ona aynı lafı söyleyince orada ortam gerginleşti. Ama soyunma odasında hepsi bunlar halledildi tabi. Çok da iyi görüşüyorlar yani. hala Sion'a gitmesine rağmen hı hı. ilk tebrik edenlerden bir tanesi Montella'ydı yani. Peki o olayın bir etkisi var mıydı? Ya yani, O olay üzerine Hayır, dinleyince... hayır, hayır. Sezon daha kamptayken bile Mario hı hı. gitmek istiyordu Balotelli. Ee, hatta Türkiye'ye gelmek de istemiyordu. Evet, çok büyük Türkiye'den bir İstanbul büyükleriyle o kadar çok yıllarca anıldı ki. Tabii, tabii. Biz aslında, bir anda Adana'da gördük Balotelli'yi. Tabii, aslında yani çok da memnundu. Ee, ama tabii bazen alışkanlıklar, alışamama şehre... Siz çekinmediniz bunlarda. mi mesela Balotelli gündeme gelince? Yok o zaman söyledik yani o deli biz deli birbirimizi <laughs> idare eder gideriz dedik yani. Gayet de birbirimizi iyi idare ettik ya, yani. Siyon başkanı da çılgın biliyor musunuz bilmiyorum ama. Çılgın çılgın ama benimle bir e, irtim. telefonla bir canlı görü Değil görüştü benimle. Mi? yani duyumlarımız öyle. Tabii tabii bana hatta o zaman şey demişti e, teklif gönderelim mi? Hayır gönderme başkan 3.2 milyonu yatır. Yani şey Konstantin Siyon başkanı takımı böyle askeri kamplara götüren tabii, tabii. zaman zaman futbolculara tehdit eden. <laughs> o da eden. çok renkli bir insan. Evet hatta şöyle teknik direktörü kovup 5 maç üst üste yenilgi alınca Siyon teknik direktörü kovup sahaya inip takıma 3 birlik galibiyet sağlattıran bir Çılgın. Olmaz diye bir şey yok. Bu kadar futbolun içinde olduktan sonra bir iki maç yönetebilir canım. <laughs> Gayet normal yani. Niyetiniz var galiba. Hiç belli olmaz. Olur mu peki böyle bir şey? Hiç belli olmaz. Müdahale Diremeyiz. ediyor musunuz teknik direktörlere? Müdahale ediyor muyum? Evet. E, ediyorum. Siz çok samimi cevaplar tabii, vereceksiniz. Tabii, o yüzden size ediyorum. güveniyorum. Ne gibi ediyorsunuz Şimdi şöyle. E, Montey'le en son ne müdahalede bulunmuş? Şimdi şeye bakmak lazım. Bakın e, Sayın Satar. Şimdi olay şu. Şimdi... Koca başarısız olduğu zaman gittiği zaman gidip başka yerlerde antrenörlük yapabiliyor mu? Ee, yapabiliyor. Yapabiliyor ama kısıtlı. Ama yapabiliyor netice itibariyle. Yani Adana'da bir süperden ayrılıp Kayseri'ye gidip Kayseri'den ayrılıp Konya'ya gidebiliyor. Peki kulüp başkanını bırakan bir başkan başka bir kulübe başkan olabiliyor mu? Yoksa var mı gönlünüzde başka bir kulüp? O açıdan söylemedim tamam, ben. Tamam peki. Olamaz. Yani, Normalde tabii. olamaz yani. yani Olmaması lazım da yani. E lo. şimdi bütün her şeyin sorumlusu başkan yönetimse niye müdahale etmesin? Yani alıyorsun bu kadar pahalı bir takımı hı hı. bir insanın e, ötesine veriyorsun. İstediği gibi at koşturacak. Öyle bir dünya yok. Peki arada bir aracı olsa mesela oradan Türkiye'nin en zaten. büyük problemine geliyor. Aracı sportive var. Sportif direktör. Var bizde. Yani çok... Yani sizde var ama Türkiye'nin... Hatta İzmirli kendisi <laughs> Gökhan Göktürk. <laughs> ya İzmirlilerin futbol sevgisi biraz böyle sorgulanabilir. Ya futbol sevgisi değil de... Yok ama çok değerli yani Altın Ordu, Altın Altay'da, Galatasaray'da görev almış bir genç bir arkadaşımız ve çok gayet de başarılı. kısıtlı yani Türkiye'de çok tamamıyla oturmuş bir yapı değil sportif direktörlük öyle değil mi? Aslında bir de tam oturmuş durumda. Sizde. Evet, biz hı hı. de şu anda mesela kulübün CEO'su olmasına rağmen, hı hı. ama bizim malzememiz A takım olduğu için, futbol olduğu için benle e, hoca ve takım arasında e, dimdik ayakta duran sportif direktör ve bütün Yine onda. aradığınız oluyor mu mesela Hoca'yı? Montel Arıyorum, Monteli aramam. Aramaz mısınız? Hiç mi aramadınız? Benim tek muhatabım sportif direktör Gökhan Gökhan. Bir Gökdür. kere bile aramadınız mı? kendisinin Evet. Hayır. Güzel. Hiç aramadım. Güzel. HTS kayıtlarına bakılabilir yani. <laughs> tamam. Geçtiğimiz yıl geldi Montella takıma. E, i̇ki yıllık sözleşmesi vardı. Bu sezon e, aslında son yılı. Öyle değil mi? Normalde ya, son. Muyum? Evet normalde son. E, nasıl memnun musunuz? Devamı geliyor mu? Gelecek Vallahi mi? Şu anda böyle giderse e, herhalde ben kendisine söylemiştim zaten. Yani seninle biz şampiyonlukla yaşamak istiyoruz. Uzun Güzel. süreli çalışmak istiyoruz. Hatta beni cezbeden iki onu aldığımız zaman anlaşmaya yapmadan önce Türkiye davet etmişti. Geldi, Hı -hı. bizi kulübü e, izledi. Baktı, bizimle tanıştı. Sonra kabul ediyorum dedi, geleceğim dedi. Bir şartla dedim. Benim bir şartım var yalnız dedim. Ee, hayırdır başkan dedi. Dedim ki her maçtan sonra ben 24 saat sonra hocayı çağırırım. Kendi gözlemlerimi kendisine aktarırım. Hı hı. Ha, düzeltirse düzeltir, düzeltmezse bir daha söylerim. Bir daha söylerim ama dördüncü defada gönderirim. Hı hı. Bunu kabul ediyorsan kabul et. Döndü bana dedi ki, ya başkanım dedi niye maçtan sonra? Niye maçtan önce istişare yapmıyoruz dedi. Hı. Daha az hata yaparız. E zaten kadroyu yazan da benim. Dedim o zaman sana hedef yok hocam. <laughs> Güzel. Sen, bu ego yoksa sende sana hedef de yok. Güzel. Ve seninle uzun süreli çalışmak isterim dedim yani. Gayet de iyi gidiyoruz. Bazen tabii hocalar da enteresan. Çok enteresan iyi giden bir şeyi de bozmaları da mahirler yani. Hı hı. Şimdi mesela geçen sene bir maçımız vardı Antalya maçımız. Kadroyu değiştirdi. Beşiktaş'ta bir bir beraber kalmış. Galibiyeti kaçırdık o maçta. Sonra Antep'e gittik. Antep'i ilk defa bir yıl aradan sonra ilk defa sahasında yenen tek takımdık. 3-0 yendik. Doğru. Sonra döndük Antalya başında bir değişiklik yaptı. Beraber, beraberliği zor kurtardık. Sonra Malatya'ya gittik 2-0 yenildik. Yani bazen iyi giden şeyleri hocalar bozmaya çok mahirler. Çünkü Doğru. orada kendilerini göstermek istiyorlar. Bakın ben bu değişikliği yaptım hı hı. daha başarılı olduk. Halbuki yapmayın. İyi giden bir şey niye bozuyorsunuz? Değil mi? Bırakın gitsin. Fazlasıyla. Nerede tökezlerse mi? o zaman müdahale edersin yani. Yerlisi de yabancısı da yapıyor Aynen yani. Aynen öyle. Fark etmiyor yani. Peki uyum sağladı artık Adana'ya değil mi? Çok seviyor Adana'yı. Bizleri de çok seviyor, Biz de onu çok seviyoruz. Yani artık inşallah maşallahlarla gidiyoruz yani. E, oyuncular nasıl? Transfer defteri kapandı mı sizde? Ya şöyle aslında trans, ben Mario Balotelli göndereceğimi bildiğim için Zuba'yı aldım zaten o zaman. Göndereceğinizi ne zamandır biliyordunuz? Öncesi yani gitmek değil? isteyen bir adamı zorlattı mısınız? Uzun bir süreç miydi? Neredeyse iki aydır. İki aydır? Tabii. Kampa gitmeden bile ben gelmeyeceğim diyordu yani. Ne oldu peki? Son noktayı ne koydu böyle? Balotelli bir şey yaptı mı? Yok bir şey yapmadı. En son ben, ben de ona dedim ki git artık Mario yani. Yani hatta kulüp bulamazsan parayı sen yatır. Bon servisini al git dedim artık yani. Çünkü o kadar. takımın huzurunu bozmaya hakkı yok. Bozulur müsaade... muydu? E, bozulur tabii. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani antrenmanlara çıkıp e, ben gideceğim diyor. Bilmem orada uyumsuzluk yapıyor. E, diğer futbolcuların da e, konsantrasyonunu bozar. Ben ona müsaade etmem. En böyle anlaşabildiği teknik direktörlerin başında Mourinho geliyordu. Hı -hı. E, Balotelli ile birlikte. Mourinho'nun şöyle bir anısı var İzninizle anlatmak isterim. Tabii ki. Şimdi dedi ki... E, CNN, uluslararası CNN'e yaptığı açıklamada dedi ki Balotelli hep böyle özel ilgiye muhtaç bir e, oyuncu. Bir gün işte Şampiyonlar Ligi'nde Inter kazanlı karşı karşıya geliyor. Herhalde 2018 yılında olabilir. Doğru. Dedi ki elimde yani ne Milito var ne Eto var. Yani tek Santrafor. Tek Santrafor, tek <laughs> sıkıntı yaşıyorum. Ve dedi 42. dakikada Balotelli sarı kart gördü. Devre arasına gittik. 15 dakikamın 14 dakikasını Balotelli'ye ayırdım. Dedim ki bak seninle uğraşanlara cevap verme, münakaşaya girme, seni provoke edenlere hiçbir şey söyleme, hakeme hiçbir şey söyleme. Ve 46, kırmızı kart görme. 46. 6. dakikada kırmızı, kırmızı kart. kart yani gerçekten patlamaya hazır bir bomba ama bir yıl bence güzel gitti. Şimdi şöyle onunla birkaç tane anımız var. Mesela bir Giresun maçımız var. Dakika 25'teydi herhalde bir sarı kart gördü. Benim sesim de gül çıkar. Protokolde oturmama rağmen orada bağırdığım zaman e, duyurabiliyorum sesimi. Mario diye bağırdım. Şimdi daha sonra arkadaşlarına anlatıyor. Diyor ki başkanın sesini duydum ama korkumdan bakamadım diyor. O kadar. Ve e, kırmızı kat görmedim. bitirdim maçı yani. Hı hı. Ve bir sıfır aldık o maçı. <laughs> Bravo. Ee... Yani Mario çok aslında çok özel bir insan. Hı hı. E, hakikaten özel bir insan. Evet e, sinirli, agresif. Ama çocuk. Ya çok iyi bir iletişimimiz vardı mesela onunla. Sportif direktörlü olsun, bizim Metin Korkmazlı olsun, hocayla olsun. Çok iyi iletişim var. Yani bir gün antrenman, antrenmana geç, geç gelmişliği yok. Yani Yunus'u bugün Yunus yapanlardan bir tanesi Mario'dur. Ne kadar? Espanyol'dan Mario. aldığımız Vargas'ı Vargas, ı, Vargas ı yapan da e, Mario'dur. İşte yani gençlere ya, de çok büyük katkılar çıkacağını. Ama Mario'nun da yani hakikaten... Ben, gitme, ben gitmesini istemezdim. Yani kendisi kalmak isteseydi ben onunla 3 yıl daha çalışmak isterdim. Hatta giderken de söyledim kendisine. Adana'da mı kalmak istemedi? E, büyük bir ihtimalle. Çünkü Adana'da yaşam olarak biraz İstanbul, İstanbul olsaydı belki bir, bir yıl daha kalabilirdi.